dinleyicilerimize yağmurlu bir İstanbul gününden merhaba. Kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Efendim bugün çok güzel bir bölümle sizlerle birlikte olacağız. Hayat koşturmaca içerisinde geçiyor. Bu koşturmacaya diyorum ki bir kahve molası verelim. Bir virgül koyalım. Bugün çok sevdiğim arkadaşım Alişan bizlerle birlikte olacak. Sorular benden, kahve ondan. Başlıyoruz. İzleyicilerimize tekrar merhaba demek istiyorum. Normalde tabii ki açık havada ilk bölümümüzde sizlerle birlikte olmak isterdik ama malum ilk konuğum çok kıymetli canım arkadaşım Alişan olunca biz bir araya gelince ya yağmur, fırtına, kar olduğu için dışarıda çekemedik ama içeride sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir İstanbul manzarası göstermek isterdik. Hoş geldin Alişancığım. Ya sen bana ilk söylediğini hoş bulduk. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni program. Sen bu işi Türkiye'de en iyi yapanlardan birisin. O yüzden biliyorum ki yine çok güzel bir program olacak. İnşallah. İlk konuğun tabii ki ben olacağım. Tabii ki. Çünkü yıllardır ilk ne yaparsan konuk olarak ben geliyorum. Gerçekten öyle. Bu arada kahvelerimiz de gelebilir. Hadi kahvelerimiz de gelsin. Başlamadan şöyle çünkü kahvelerimiz de. Çünkü programımızın da adı kahve molası. Seninle aslında kahvelerimizi içerken keyifli sohbetimizi de edeceğiz. Bir yandan da İstanbul manzarası. Çünkü gurbette yaşayan izleyicilerimiz çok fazla tabii izliyor ki. Biliyorsun tabii TRT Türk'ü. Onlar da çok hasret İstanbul'a. O yüzden de burayı sen tercih ettin aslında. Burayı ben tercih ettim. Burayı tercih etmemin nedeni ben burayı çok iyi biliyorum. Ben burada 4 yıl Cennet Mahallesi çektim bu bölgede. Aa, tabii burada Balat'ta. Buralarda. Bizim setimiz de buraya çok yakın bir yerdeydi. Biz ara sıra hem buraya çekime gelirdik hem çekim aralarında gelip burada otururduk. İstanbul'u en iyi izleyebileceğin ve İstanbul'un işsiz güzelliğine böyle şahitlik edebileceğin en güzel noktalardan bir tanesi. Ama şu anda yağmurdan ve tabii sisten dolayı hiçbir şey görünmüyor. Sen konuyu açtın. O zaman ben sorayım. Şimdi tabii ki izleyicilerimiz hafta içi her gün seni TRT1'de izliyor. Hı-hı. Bize dedik hafta sonu da TRT yine ekranlarında bir şekilde olsun. Hiç bitmesin. Yani yorumculuk mu, sunuculuk mu, oyunculuk mu, sanatçılık mı, şarkıcılık mı? Ya hepsi var ve hepsinde çok iyisin. Sen hangisini tercih ederdin? Ben bir tanesini benim bir kere bu yola çıkarken tabii ki ilk tercihim tabii ki şarkıcılıktı. Orada bir başarılı olmak istiyordum ama bizim mesleğimizin şöyle bir yanı var, sen de biliyorsun. Zaten şarkıcılıkta başarılı olunca mutlaka başka iş kolları sana açılıyor. Ki klip çekiyoruz. Her klibi çekerken ufak da olsa bir oyunculuk tabii ki yapıyorsun. O dönemler işte başka bir iş kapısı açıldı bana. Oyunculuk Aynalı Tahir'le. Ondan sonra ikisi de çok güzel gitti. Şarkıcılıkta, oyunculukta. Sonra onun akabinde program teklifleri gelmeye başladı. O da herhalde İbrahim abinin bize açtığı bir kapıydı. Onun İbrahim başlattığı. İbrahim Tatlıses'in. Tabii İbo Şovlar'la muhteşem müzik programları yaptı İbrahim abi. Onun vasıtasıyla da bizim tarzımızdaki sanatçılara böyle müzikal işte şovlar yapılmaya başlandı. Ben de ilk o zamanın kanalı TGRT'de Alişanlı Gece diye bir programa başladım. Sonra diziler, programlar, işte ne bileyim oyunculuk, şarkıcılık derken bugüne kadar geldik. Yani yapabildiğim sürece yapacağım. Gerçekten bizim birbirimize enteresan bir şekilde uğurumuz da var. Bana hatta çok fazla izleyici biliyor musun? Ya Klip 98 ne güzel sunuyordunuz Alişan'la evet diyen de var. Yani sen o kadar çok konuk geliyordun ki bizi birlikte sunuyor zannediyorlardı artık şimdi insanlar. Şimdi eskiden daha tabii eskiden bir kaset çıkarıyorduk 14-15 şarkı. Her şarkının da bir aylık ömrü var. Bir ayda bir yeni klip, yeni şarkı. Tabii. Senin programın da o zamanın gerçekten çok müzik dünyasına yön veren bir programdı. Aynen ve sürekli de her hafta Alişan geliyordu. Hatta Alişan'ın... Klipler çekiyorduk. Ya evet klip çekiyorduk. Araba geliyordu. Hatırlıyor musun? Acun bizi çekiyordu. Vallahi ya şu anda ne güzel bahsettiğin yıl 97. 97. Tam 26 sene önce. Sus. Vallahi ay benim. 26 yıl evvel. Özlüyor musun o yılları? Şu anda her şey dijital oldu. Kaset çıkaramıyoruz, CD çıkaramıyoruz. O zaman işte daha böyle fizikiydi her şey. Şimdi her şey dijitale döndü. Daha bir yakın tabii temas ki vardı değil mi? Daha herkes güzeldi. Her şey daha güzeldi. Bunu sadece herhalde ben söylemiyorum. Bütün o dönemi yaşamayan insanlara anlatsan bu yeni gençlere onlar da bence o dönemde bu işleri yapmak isterlerdi diye tahmin ediyorum.
Her şey çok güzeldi, evet. Daha yakındı, ya ilişkiler daha samimiydi. Daha uğraşıyordun, daha böyle bir... Şu anda da uğraşıyorsun, evet. Yaptığın her işte emek vermek zorundasın ama... O zamanlar daha böyle bir... Hani şu anda nasıl sana söyleyeyim? Evine gidip bir enstrüman alıp eline... YouTube'da herhangi bir sosyal mecrada paylaştığın bir şey... Sana bir anda bir şöhret katabilir. Evet, bir ama anda ne kadar bir uzun süreli katabilir. Olabilir. O ayrı bir şey. Ama geçmişte biz bir albüm hazırlarken bir sene yakın neredeyse stüdyo... Emek veriyordunuz. Tabii stüdyo şeyi sürüyordu. Ondan sonra alıyordun onu eline fiziki olarak. Elinde kasetin var. O kaseti götürüyordun, arabanda dinliyordun, götürüyordun, elinde dinliyordun. Ya evet, dinliyordun. Ne zevkliydi ya. İşte Walkman'ler vardı, onları da dinliyordun. Yani şimdi her şey daha böyle havaya yapıldığı için... Evet, yine izlenme oranları eski kaset satışının bize şeyini gösteriyor. Hani eskiden kaset satışıyla anlıyorduk başarıyı, başarısızlığı. Şimdi izlenme oranlarıyla ama... İşte yani ben başka şeyleri de düşünüyorum daha mesela. Daha sıcaktı, daha güzeldi. Hani iş olarak da daha sıcaktı ama ben nasıl bir çocuktum mesela, sen nasıl bir çocuktun? Biz gece saat 9'lara 10'lara kadar bahçemizde oynayan, evet. Benim patenim vardı. Ne bileyim işte misket oynardık, futbol oynardık. Geçen haftalarda da Alişan Buse ile Viyana'daydı. Bütün gurbetçi vatandaşlarımız da, izleyicilerimiz de yine görmüştür. Evet. Oraya gidince mesela yurt dışına gidiyorsun. Sen de o sırada o anlık gurbetçi oluyorsun. Özlüyor musun İstanbul'u ve İstanbul'un en çok nesini özlüyorsun, özlüyorsan? İstanbul'a sadece şey değil, yurt dışına değil. Yani yurt içinde de bir şehre gitsen özlüyorsun. İstanbul'da yaşayanlar bilebilir bunu. Doğma büyüme de İstanbul'da biri olarak... Tabii ki aslen Bingöllüyüz, o ayrı bir şey ama... Ama bütün okullarını falan hepsini İstanbul'da tabii, tabii. Okudun. Yani ben hep İstanbul. Annem babam da benim İstanbul'da doğmuş, büyümüş. İstanbul farklı bir aşk ya, farklı bir şey. Yani evet, içinde olduğun zaman bazen trafiğiyle ilgili şikayet edebiliyorsun. İşte bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok zor. İstanbul bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yani ilk beş şehrinden bir tanesidir İstanbul. O yüzden özlenir. Nereye gitsen özlenir. Sadece yurt dışı değil. Viyana'ya geçeceğim yine, çünkü yine bizi gurbetçi vatandaşlarımız izliyor. Mesela Viyana'ya sen gittiğinde en çok Viyana'nın nesini sevdin? Orada yaşayan Türkler mesela, orada sence rahat yaşıyorlar mı? Güzel bir yer mi? Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Uçaktan indik, pasaport kontrolüne girdik. Pasaport kontrolünü yapan, baktım böyle gülüşüyorlar beni görünce. Türk çıktı. Dedim ki bu polisler Türk, tabii. Kesin Türk. Hemen... Selamünaleyküm dedim, aleykümselam. Onlar Türk çıktı. Onlarla bir fotoğraf çektik. İlk defa yurt dışında bir pasaport kontrolünde böyle kendimi ayrıcalıklı hissettim. Böyle bir de ya, Türk olunca böyle o kadar seviniyorsun ki. Almanya'ya gittiğinde hepsi Türk. Sonra taksiye bindik. Türk çıktı taksici, değil mi? Türk çıktı. Şaka tabii, yapıyorsun. Tabii, taksici Türk. Sonra otele gittik. Otelde resepsiyonda duran arkadaşımız Türk çıktı. Odaya çıktım. Viyana Türk dolu o zaman. Zaten bayağı Türk ki oradaki o hizmet sektöründe çalışanların %75, %80'i Türkmüş. Ya o kadar böyle hani sanki Viyana'ya değil de çekmedim. Yurt içinde bir yere gitmiş gibi hissettim. Sonra aşağı indik. İki yürümeye başladık. Tabii ki sevenler yine Türkler çıktı. Hem Almanya'da yaşayanlar, oraya gelmiş olanlar, hem orada yaşayanlar. Onlarla da konuştum. Artık eskisi gibi şey kalmadı. Böyle çok gurbet şeyi değil. Sadece belki yaşadıkları yerin annelerinin babalarının özlemi var. Özlemi var. Tabii. Ama şu anda o kadar fazla televizyon var ki. Televizyonda her dakika görebiliyor ya. Sosyal medyada her dakika görebiliyor tabii. Ya. Artık o özlem, daha rahat ulaşıyor. Artık o özlem bitti. Eskiden biliyorsun biz yurt dışına bir çıkıyorduk 3-4 tane konser verip geliyorduk. Ya evet. Şimdi senede belki 5 tane 6 tane konser zar zor oluyor yurt dışına. Çünkü konserler boş geçiyor. Çok fazla geçmiyor çünkü artık o eski özlem doydular. O eski şeye kadar doydular. Evet. O yüzden o eski sıla, eski şey yok. O 80'lerdeki, 90'lardaki yaşanan şey. Ama yine de tabii ki doğdukları, büyüdükleri şehri özlüyorlardır. Nasıl
senin çok acayip bir şeyin var. Mesela yani ballı mı derler, şanslı mı derler, başarılarından dolayı da tabii. Ya hele bir şarkısı evet. Yıllar evvel yine 17. meşhurdu. Şimdi yine meşhur. Çok acayip bir şekilde. Yıllar evvel meşhur değildi aslında. Yıllar evvel de ama biliniyordu. Biliniyordu ama ben ona klip çekmemiştim o dönem. Hatta niye klip çekmedim biliyor musun? Dedik ki yani öyle bir altyapı yapmışız ki. Yani şimdi dedik hani bu arabesk fantezi olayı eskiden daha böyle bir tutucuydu. Arabeskçiler, fantezi söyleyenler. Hani altyapısı bizim dinleyicimize uygun mu? Dinleyici aman popa kaçmasın. Falan. Öyle bir altyapı yapmışız ki. Gerçekten 17 sene sonra sanki daha geçen hafta yapılmış gibi bir anda nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum ama patladı gitti şarkı. Şu an her yerde evet. Bir hele bir fırtınası var. Ya ben sahnede hele bir çıktıktan sonra diyelim ki 17 sene oldu. 17 senede bir kere bile okumamıştım hele bir. Şimdi hele bir de sahneye çıkıyorum ay, mesela. Şu an kaç tıklanması çünkü var onu istiyorlar. Alişan? Valla 6-7 tane şeyden ayrı kişi hep yayınlamış kendi kanallarından. Remixleri yapılmış, yeni mixler yapılmış falan. En kötüsü herhalde 15-20 milyon falan. Ay daha yani ne toplamda olsun. Toplamda bence bir 200-300 milyonu geçti. Vardır tabii. Ay çok güzel bir şarkı gerçekten. Yani biz de nasıl kıymetini anlamamışız ben o dönem. Ben de anlamadım. Anlamadım. Ben de anlamadım. Hele bir elimi eline al. Yüzünü güldürür bu aşk. Hele bir kalemi eline al. Hem Hele Bi ile gündemdesin, hem İbrahim Erkal'a yine bir albüm yapıldı. O albüm bu üçüncüsü mü oluyor? Yok üçüncüsü değil. O şöyle bir şey, toplamda galiba 50'ye yakın sanatçı İbrahim Erkal şarkılarını okudu. Seslendi. Sadece bizim tarzda değil, bizim tarzımız dışında olan insanlar da seslendirdi. Gençlerin daha çok böyle sevdiği o işte rapçi olsun, işte gençlerin sevdiği o dijital medyada sevdiği insanlar da okudu. Ki İbrahim Erkal şarkılarını gençler de sevsin diye. Bizim tarzımızdan da okuyan sanatçılar oldu. O ben nasıl de, gidiyor? O da güzel gidiyor. O da şu anda bayağı iyi gidiyor. O bir zaten adı üstünde Hürmet albümü, bir evet. Saygı albümü İbrahim Erkal'a. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Olsun. Bana da kısmet oldu onun şarkısını okumak. Peki o şarkıyı nasıl seçtin? Sen mi dedin ben çağrı bunu okumak gelmez istiyorum? Benim evet ben söyledim. Çünkü böyle bir seçme hakkı tanıdılar açıkçası. Ben de en sevdiğim şarkıları, bütün şarkılarını seviyorum ama Çağrı Gelmez dedim direkt. Hemen eşi de yorum yapmış zaten sen sosyal medyanda paylaşınca. Çağrı gelmez ağlamaktan ayrı durma ettirmektan başka yol yok ayrılmaktan farz et sevgi yaban yârim. Alişan'la bizim kardeşliğimizin, dostumuzun yanında yani birçok acıdan da biz beraber geçtik. Arda arda kayıplarımız oldu. Çok da yani atlatamadığımız gerçek. Ama benim tabii rahmetli eşimdi. Senin tabii çok daha yani kaybın şeyi olmaz ama yine tabii daha ayrı kardeşindi. Atlatabildin mi diye sormayacağım. Yok. Atlatamadığını biliyorum ama çocuklarına çok güzel sahip çıkıyorsun. Ve sürekli berabersiniz. O yani... aslında bizim sosyal medyada gördüğümüz çok mutlu bir aile tablosu. Çocuklar bir arada çok güzel anlaşıyorlar. Bunu başarabildiğin için de sana ayrıyeten yani kendi bir anne olarak da teşekkür etmek istiyorum. Onlar o kadar benim, güzel anlaşıyorlar ki. Hani onlara gösterdiğim ilgi Selçuk'tan sonra değil ondan önce de zaten öyleydi. Öyleydi. Ama şu hep, anda hep. Şu anda 4 tane çocuğum oldu. Yani hiçbir zaman Selçuk'un onlara... gösterdiği o ilgiyi şeyi gösteremem. Bir babanın yerini hiçbir şey tutmaz. Zaten benim en büyük korkum şey hani maddi olarak elimden ne gelirse onlara her zaman yapacağım. Ama manevi olarak onlara yetmek önemli. Ama sen evet, iyi sen olacaksın de bir kayıp yaşadın. Ki... Yani biraz acın hafifleyebiliyor ama hiçbir zaman geçmiyor. Bitmiyor. O ateş hep kor olarak tabii ki gönlünde kalıyor. İki kardeş olduğumuz için, hani şu anda tek başıma kaldığım için çok özlüyorum. Böyle ne bileyim işte
Hele bir şarkısını mesela çok severdi. Ve çok çok fazla dinliyordu ve Merve ile dinlediği bir şarkıydı. Hani onun sevincini mesela tamam yaşıyorsun eşinle, dostunla, arkadaşlarınla ama onunla çok yaşamak isterdim. Ne bileyim üzüldüğün, sıkıldığın, daraldığın anlar oluyor. Benim her şeyimi bildiği için, her şeyimi paylaştığım için. Birebir zaten menajerim olduğu için, her dakika yanımda olduğu için. Bir sürü şeyi özlüyorsun ama Allah bir şekilde dayanma bunun gücü farkına de bir sene sonra vardım. veriyor. Yani şöyle dayanmak zorundasın. Çünkü Çocuklar hem iki için. tane çocuğu var, hem benim çocuklarım var, ailem var. Ayakta kalmak zorundayım, çalışmak zorundayım. Ki iyi ki de çalışıyorum, iyi ki de böyle bir işim var. En Zaten azından kafanı çalışmasan, tabii, dağıtabiliyorsun. Tabii ki zaten çok önemli. çalışmasan, bir şeylerle meşgul olmasan, bir şeylerle uğraşmasan o şeyden hiç çıkamazsın. Hep de bana onu soruyorlar zaten. Hani sen nasıl ayakta kalabildin? Sen nasıl işte hayata devam Çocuğun edebiliyorsun? var. Çocuk var, mecbursun. Yani ben her sabah 7'de ayağa kalkmak zorundayım. Neden? Eymen'in kahvaltısını hazırlamak, Eymen'i okula yollamak. Sende 4 tane var ve hepsi içinde çalışmak zorundasın. Bir süre sonra normale dönmüyorsun belki ama en azından yaşayabiliyorsun. Allah'a şükürler olsun da yaşama sebeplerimiz var. Çok Tabii güzel ki. evlatlarımız var. Allah onlara sağlık versin. Amin. Hafta içi her gün TRT ekranlarında seni izliyoruz. Sonrasında işte konserler oluyor. Hiç aslında boş vaktin olmuyor ama eve gidince ne yapıyor Alişan? Nasıl rahatlıyor acaba diye sorayım dedim. Çok erken kalkıyorum. Aslında alıştı bünyem. Yani Kaçta kalkıyorsun? yıllardır hep erken kalktım. Burak okula gidiyor. Saat 7.30'da evden çıkıyor. Ondan önce ne bileyim böyle bir kalkıyorum. Yani 6.30'da kalkmaya alıştım. Tabii ki çok erken kalktığımız için bir de yaptığımız iş aslında belki 2.5 saat, 3 saat canlı yayındasın. İnsanlara hani şey olabilir. Biz günde 7-8 saat çalışıyoruz. Ne olacak? 2 saat çalışmışsın da ne olmuş falan ama bizim yaptığımız iş direkt görüntü olduğu için, bir de canlı yayın olduğu için çok fazla yoruyor. Sonra eve gidip bir saat falan, 1-1.5 saat böyle bir yatıyorum mutlaka. Eğer bir işim yoksa, başka bir işim yoksa. Onun dışında zaten çocuklarla dinleniyorum ya. Çocuklarla vakit geçiriyorsun bol Çocuklarla bol. vakit geçiriyorum. Buse de diziye başladı TRT Evet, ekranlarında. Onu evet. izliyorsunuz. Çok çok güzel bir dizi. Bu seneki hani ne hangi diziyi izlesem diye şey yapıyordum. Bir tane dizim var izlediğim. İkinci bir dizi arıyordum. Selahattin Eyyubi gerçekten çok güzel bir dizi. Yemek yapıyor musun Alişan? Hiç görmedim de ondan şimdi aklıma geldi ya. Yemek değil de benim daha çok işte daha böyle Etmet. şey işte aynen mangal. İşte makarnam vardır bir tane meşhur. Sosum vardır Hiç güzel. görmedim. Onun dışında çiğ köfte, mi köfte işte öyle şey yemekler yani. Biz her hafta bizim... Ben çiğ köfte yapmadım sana. Ya ben normal klasik telefon konuşmamızı söylüyorum. İşte konuşuyoruz, dertleşiyoruz, fıdı 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 falan. Final böyle. Salı. Tamam o zaman salı görüşürüz. O salı hiç olmuyor. Biz daha hiç görüşemedik. Bu program olmasa yine Biz görüşemeyeceğiz. 3-4 aydır falan en son işte Evet. yazın görüşmüştük. Çocuklar büyüyünce işte böyle oluyor. Değil mi? Böyle oluyor. Askere giderken artık görüşeceğiz. Peki, senin İstanbul'un nasıl bir İstanbul? Yani İstanbul'u tarif edecek olsan bize ne dersin? İlk aklına ne geliyor İstanbul deyince? Benim en sevdiğim semt İstanbul'da tabii ki kendi büyüdüğüm semt. Kurtuluş. Hiç oradan vazgeçmedin Kurtuluş tabii yıllarca. annemler hala orada biliyorsun. Hala Bütün oradalar. akrabalarım hala orada. Kurtuluş, Feriköy. Ve İstanbul'un gerçekten eski semtlerinden biridir Feriköy. Bütün çocukluğum, gençliğim hatta biliyorsun ben evlenmeden 2 sene öncesine kadar zaten annemlerleydim. Birlikte yaşıyordunuz. Hep Kurtuluş'taydım. Bütün çocukluk arkadaşlarım, gençlik arkadaşlarım, okullarım da hep o bölgede olduğu için. Yani Şişli, benim İstanbul'um Şişli, Nişantaşı, Kurtuluş, o bölge. Ama İstanbul'un her yeri çok güzel. Değil Ya mi? düşünebiliyor musun? Öyle bir şehirde yaşıyorsun ki gün içinde bir Avrupa kıtasındasın, bir Asya kıtasındasın. Muhteşem bir şey ya. Evet, valla Muhteşem bir yer İstanbul'a gerçekten. özlemi olanları da daha çok özlem içeren Yani cümlelerle. denize girebileceğin yer var. Ne bileyim doğa olarak işte böyle bir yeşillik istiyorsan, yeşillik arıyorsan öyle bir yer var.
Kış istiyorsan gidip biraz daha yukarılara, Beykoz'un yukarılarına çıkıp orada yaşayabilirsin onu. Yağmur istiyorsan Pierre Loti'de var. Yağmur istiyorsan burada var. Yani her şeyi yaşayabileceğin bir yer İstanbul. Yani İstanbul muhteşem bir yer. Peki o zaman şimdi hayatını, düşüncelerini ve hayata bakışını etkileyen bazı şeyleri öğrenmek istiyoruz biz ekip olarak. Buyurun. O yüzden birkaç şey soracağız. Mesela senin kitabın. Okuduğum kitaplar arasında en son okuduğum kitabı söyleyeyim. Daha bitmedi. Şu anda okuduğum kitap ve gerçekten bunu da öneriyorum. Bir Alişan Kapaklıkaya bizim programımıza çok sıkılıyoruz. Onun gelinin hayatını yazdığı bir kitap var. Ben Meryem. Muhteşem bir kitap ve gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi. Okumalarını da tavsiye ediyorum. Ama beni etkileyen kitap askerde okuduğum Şu Çılgın Türkler. Ya. Evet, bir de çok kalındır o kitap. Evet evet, onu nasıl sonuna bitirdin kadar bravo. İşte 15 ayda bitirdik. Peki senin filmin? Benim filmim kesinlikle bunu bilenler bilir. Şekerpare. Şekerpare. Evet. Neden? En sevdiğim film. 500 kere falan izlemişimdir. Allah Allah. Dur eve gidince tekrar izleyeceğim. Senin şarkın? Tabii ki beni ben yapan var ya. Ay çok severim. Benim şarkım var ya. Senin şehrin? İstanbul. İstanbul. Senin mutluluğun? Mutluluğum tabii ki ailem, çocuklarım. Hemen akla gelen. Senin iyi kim? İyi kim? Tabii ki eşim ya. Ya. İyi ki olmuş. Ne güzel. Senin zorluklarla baş etme cümlen, bunu çok merak ediyorum. Felsefen ne? Benim tevekkül. Tevekkül. Evet. Ve yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. İlk program benim, Alişan gerçekten benim uğurumdur, canımdır. Allah çocuklarına ve sana çok çok Allah uzun ömürler, sana güzel da, ömürler da inşallah versin. Seni çok seviyorum. Sana da uzun, ben de seni çok seviyorum. Biliyorsun sana da uzun ömürlü inşallah. Hoş geldin TRT'ye. Evet. Burası çok özel, çok güzel bir yerdir. Ve sen zaten yıllar önce TRT'de program yapmıştın. Yine ilk konuğun bendim. Evet, gerçekten ve öyle. 3 ay sonra yayından kalktı. Ama sağ ol. Bakalım bizim ömrümüz inşallah. İnşallah uzun soluklu bir program olsun. Buradan TRT Türk ekranlarından da herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Biz de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine yeni bir konuğumla görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.